Yok, başı koyma tatlım. Eve bırak beni. What? Çok erken. Yarın da görüşeceğiz zaten. Kız istemeye ben de geleceğim. Aa, wow! Sen kime talipsin ya? Sana değil. Sen evlenilecek değil, evlenilecek erkeksin canım. Ah, sert. Hayırdır Nur Hayat? Niye? Bu aralar efsane asabi moddasın. Asabi? Muhallebi kıvamındayım ben be. Yarın akşam arkadaşlarımıza destek için ve iki aile arasında katalizör olmak için geleceğim buraya. Ne kadar tatlıyım bak. Yok yok, bir derdim var bence de. Ne olduğunu anlayamadım. Sana mı test yaptırsak acaba ya? Senin de bünyemin gibi fındık fıstığa alerji mi var acaba? Ondan mı agresifsin böyle? Abimin alerjisine şaka konusu yapma! Çocukluğundan beri yer fırsatı yasak olan. Yedi yandı, boğaz sıkılıyor, boğuluyor zavallı. Farklı şehirlerdeki inşaatlarımızı gezmek istiyorum. İşçilerimize moral desteği olur. Ama kekin değil, gerçek bebeğim, yiyebilirsin. Ama ne kekmiş bu da ya? Fındık fıstık yok değil mi bunda, aman? Tabii ki yok, alerjim var, biliyorum. Peki, peki. Yer fıstığım vardı bunun içinde. Çünkü benim alerjim. Ay! 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 Ya alo! Ambulans! Ay. Aa, doktor, ambulans arayın! Ambulans arayın! Ambulans! Fazla doktor var mı burada? Ambulans! Yer fıstığına harbi ölümcül alerjisi varmış, iyi mi? Gitmiş bankaya borcumu ödemiş, iyi mi? Ne? Ahmet çok has çocuk be. Tam manita kumaşı var onda, biliyor musun? Yok be anam ya, ne alaka? Belki kendime düşünüyorum. Zerin, saçmalama. Sana ne oluyor ki kız? ...11.30 randevumu 13.40'a, 14.27, 16.15'e al kızım. Diyet listemi de restorana yollarsın. Peki, versin. Bugün azıcık dinlenseydin Bünyemin. 5 saat uyku yetiyor bana. Benzetmek gibi olmasın, babam da öyle der. Nurhayat, akşam Rızalar sezeniyormuş değil mi? Ne güzel, Allah sevenleri tamamına erdirsin. Hiç belli olmaz o iş. Kısmet. Aa, abim, Melisa arada çok geçmiş olsun dedi. Danı kızı Melisa. Aa, hanım kızdır. Ailesi düzgündür, babası iyi iş adamıdır. Ne yapıyor Melisa? Boşta mı? Ha, o Melisa. Topişko ve kem gözü olan. Balık eti ve hınzır bakışlı olan. Ben çalmaya falan niyetim yok. Hayır, çalacak olsam Selahattin'le Gülistan'ın bebeğini mi çalarım? Gider daha iyisini bulur, onu çalarım. Ay ilahi, ay ilahi, çok komiksin. Hadi salona gidelim, Gülistan'a anlatalım, ada gelsin. Hadi, hadi. Servet, ben adamı gülerken ağlatırım, biliyor musun? Ne dönüyor burada?
Anne! Ya sen önündekini bitir, hadi. Ay, geçen seferkinden çok mu bunlar ya? Değil, değil. Hadi az kaldı. Bir gayret. Hadi inşallah. Selahattin. akşam biz kız istemeye gideceğiz ya. Defne'nin başında Orçun'la siz dursanız. O gelmek istemiyor. Sen olmasan da olur. Evet. Ben olmasam da olur. Doğru. Hadi, hayırlısı. Hayırlısı inşallah. Hey hey. Kamar başı vurma vurma yar 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 aman. Yaz gelince öter turnam Leylim, Leylim, Leylim aman. Yaz gelince öter turnam Leylim. Dinemedeyim Selahattin. Nasıl? Gerçekten mi? Kız imza işi tamam. Artık bana karada ölüm yok. Hemen sana taşınırım. Ya eşyalarına haciz geldi mi? Yeni eşya mı alacağız? Ne olacak? Ha, hallettin. Aferin sana kız. Ya şimdi ne olacak? İyi düşünseydin, öyle acele karar vermeseydin. Düşündüm, düşündüm. Bence bir aya boşanırız. Dedi adam. Ha, öyle dedi. Öyle deyince meğerse sen kadın, ay seri katil çıktı kadın. Öyle ya, ya. Tamam canım, ben sana sonra anlatırım filmin sonunu. Oldu. Hoşça kal. Hemşerim, ben hiç senin özel hayatına girmeyi sevmem, please. Daha ne gireceksin ya? Günde 10 saat beraberiz şurada. Laf karıştırma. Eğer temin duyduğum doğruysa üzülürüm. Hadi uşak, koca eşek. Kız daha kahve kupası kadar. O ay yazık. Ya annesi var, dedesi var, anneannesi var. Allah Allah. Ben zaten etkisiz elemanım. Tabii. Toplamada 0, çarpmada 1'im ben o ailede. Bebek de beni tanımıyor. Tanısaydı da sevmezdi zaten. Beşikteki bebeğini bırakıp giden adamın nesini sevecek? Reis, bilip bilmeden konuşma. Kırmızı yanaklarınla bilgelik taslama bana. Kararım kesin. Yani çatıyı plana eklemeden izin alırsınız. Sonra yüksek tavanlı bir çatı yapıp ayrı daire olarak okutursunuz. Şeyimiz babacığım. Tahmin ediyordum ama sen söyleyince emin oldum ciğerim. Görüyor musun? İnşaatçı kızı nasıl biliyor? Maşallah. Ay pırlanta, pırlanta. İşte tam sizin aileye uygun gelinmişim ama... ...kaçırdınız beni, görüyor musun? Ah, ah! Mazi kalbimizde bir yara Nur Hayat. Çocuğu salondan mutfağa, mutfaktan odaya kaçırıp duruyorsunuz. Zevkime keder veriyorsunuz. Gerçeği, yalnız gerçeği ve tüm gerçeği istiyorum. Ya, ayıp olmasın diye sana anlatmadık. Ya belki de inanmayacaksın ama... Seni öğle yemeğine çıkarmaya geldim, kapıda karşılaştık. Ya, bir şey sordular, 2 dakika kahve içip sohbet ettik. Ne deniliyorsun? Bu. Koca başlarla Cihangir'de kahve keyfi. Neyin samimiyeti bu yine ya? Ben sosyal bir insanım. Ünlü bir aile kızıyım. Cemiyet hayatında belli bir yerim var. Tanı beni Emir. Ben Deniz gibi yabani olamam. Neotik bir oyuncu değilim. Ben Nur Hayat Karakaş'ım. Ben saksı değilim. Ah, her şey okey de Şehmuz babacığım ne ayak. O ayak alışkanlığı. Ay ağız alışkanlığı. Eski alışkanlıklar full depreşiyor bu ara galiba ya. Öf. Surat salandıracaksan hiç yemekle vakit kaybetmeyeyim. Gideyim geceye hazırlanayım. Kaç saat sürecek ki hazırlığın? Söz kesme saat 8'de. Cilt bakımı, topuz, makyaj, kıyafet, takı anca. Doğru. Akşam senin albüm tanıtımın var. Nur Hayat, sözlenen Deniz. Bu halinde gel. Ne oluyor ki? Ay, süslenip güzelliğimle Deniz'i ezeceğim diye korkma. Pijama halimle de ezerim ben onu. Dedikodu sevmiyor mu?
Ay kime çekti bu kız böyle? İlla herkes iyi, her şey güzel diyeceksin. Yani öyle pozitif konuşacaksan getirelim Vasfiye Defne'yi ha? Getir. Ay kız isteme Arifesinde. Yani dedikodunun gökten yağmur gibi yağdığı şu bereketli günlerde. Defne Vasfiye kızım böyle timing mi olur? Ne çektik be? Vay! Beyaz şişman gösterir, kir tutar. Bence kot giy. Söz gecemde kot mu giyeyim Nurhayat? Ay neyse ne ol? Bohemsen bohemsin kızım. Hayır, beyaz elbise giyince peri padişahının kızı mı olacaksın? 35 yaşında kadın, mal belli. Bir şey soracağım sana, niye böyle negatif negatif sürekli benim moralim bozuyor? Aa, hay Allah ya! Özellikle bilerek yaptım. Hayır ya, ben dedim sana kir tutar diye. Ay şarkısı bile var, beyaz giyme kirlenir. Gerçi ben de akşam beyaz giyeceğim, tesadüf. Nurhayat, bitti o iş. Bırak artık. Bence de bırakayım ya. Temizleme ekmesi lazım bunun. Neyse ben kaçıyorum, akşam görüşürüz. Nazar çıktı demek. Hey, 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 hey. Ah, bir şey soracağım. Kızım senin aklın hala Rıza'da mı ya? Ne Rıza'sı be? Bana ne Rıza'da soluk? Ay, ay hayatımın en değerli belgesi. Sende kalsın bu. Boşanma davası açılınca lazım olacak. Haciz maciz gelmez değil mi? Buna bir şey olmasın ha? Yok, gelmez anam. Selahattin, ben bir içime dokandı da sen niye bir 10.000 veremedin bana? Nereden bulacaktım? Malım mülküm mü vardı? Ama şimdi var. Peki Selahattin, farz-ı misal diyorum, benimle evlensen, mal paylaşımı yapar mısın? Aha! Zerrin tabir ettiğimiz koca popolu hamster mı sorduruyor sana bu soruları? Sen bir cevap ver de. Ya ne evlenmesi ya? Yeni kurtulmuşum daha. Bizim birbirimizi iyice bir tanımamız lazım. Anlıyorum. Ya muhteşem Süleyman, niye arıza çıkarıyorsun ya? Yıllardır bizim istediğimiz bu değil miydi ya? Buydu. Vallahi buydu da... O haciz şeysine moralmanın bozuldu herhalde ise. Azıcık provoke yaptım. Ya kızıl fırtınam, sen üzerine alınma. Ben öz kardeşime bile para vermedim. Bak Ahmet'i sokağa atmışlar, gel bende kal demedim. Ahmet'i sokağa mı atmışlar? Ha, kirayı ödememiş, kapının önüne koymuşlar. Bir filmden 10.000 lira mı ne alacağım dediydi. Artık nerede harcadıysa serseri. Aman, kazık kadar adam. Burnu sürtsün, öğrensin serseri. Vasfiye teyze, Sacile ablagillerden ne haber? Damadı işten atılmış, yazık. Ama belliydi zaten. O çocuk ziyan attı kızı, ziyan! Döndüremedi değirmeni. Allah yardımcıları olsun. Tabii canım, aferin. İşsizlik de öyle böyle güzel bir olay. Hobilerine vakit ayıracak, artık ne yapacak? Sacide'nin kesti nasıl oldu Vasfiye? Kız greyfurt kadarmış. Ki o da o kadar faydalı bir meyvedir ki komple C vitamini. Bu Sacide'nin de bitmek bilmeyen enerjisi greyfurttan mı acaba? Defne çok iyi ama. Akşam da kız isteyeceğiz Vasfiye. Ay bu değiliz.
Ay, ay bu Deniz. Boylu poslu kız maşallah. Aferin. Uzun boyun avantajları da saymakla bitmez. Basketçi torun olma ihtimali bile var. Ya kısmet. Gözleri de öyle bir mavi ki. Ay. Cart mavi. Kenafirli. Sanki böyle, sanki... Sanki böyle İskandinavlar gibi. Ah. Maşallahı var. Ya. Benimse şu hal hiç yok. Ben eve gidiyorum. Bembeyaz oldu kadın Gülistan. Anne. Ay Vazmiye. Porselen gibi bembeyaz kadınsın. Sus. Hücrelerim pörsüyor. Sanki ensemden ruhumu çekiyorlar. Verdim. Ben 15 dakikaya gelirim. Makyöz kız orada mı? İyi. Akıllara durgunluk verecek bir makyaj yapsın bana. Yani bir yandan doğal ve masum, öte yandan seksi, bir yandan hoppa ve ahlaksız, diğer yandan haza hanımefendi görüneyim. Yani benim mutfakta ahçı, yatak odasında fahişe, salonda hanımefendi yapacak bir makyaj istiyorum. Ne demek makyajı nasıl olacak o? Yaparım kız. Hadi geliyorum ben. Bak Nurhaya. Ne olmuş sana böyle ya? Vampirmiş gibi. Niye? Ne olmuş ki bana? Öyle böyle. O kokot Deniz bile evleniyor. Bir sen kaldın orada da. Yazık. Lafa bak ya. Yemin akşam ki rodobumuzu iptal etti. Bir ara verelim dedim. Harita ellerimde kayıp gidiyor. Ay ben de ellerinden kayıp gitmek istiyorum. Bırak beni ha. Tülay. Tülay bir şey yap. Emre şantaj yaparım. Nurhayat müyemine zorla baklava yedirsin. Sen Melisa kılığına girip acılı ezmeyle burnu zehirle. Kafedeki barmeni ayet. Kahvesini çaktırmadan süt koysun. La kurtarın boyfriend'ımı. Yavaş. Milletin bin türlü derdi var bacım. Gündüz Selahattin geldi. Selahattin abi. O büyüyemine desin ki acılı kebapla rakı yapmazsan bütün ortak işlerimiz yatar. Yıkar mı teparkı desin. Ama Selahattin'in çakımlıydı sanki adam. Alacakmış karısından mallarını. Bildiğin boşanacak mıymış ne? Sen yıllardır bunu bekliyorsun. Niye mutsuzsun? Mutsuz değilim de şaşkınım acık. Ahmet. Aha işte bir şey yok zeri. Yazık. Benim borcumu kapatınca evden atılmış. Ay kız kıyamam. Lamanda yavrusu gel burada kal desene oğlana.
Yok anam. Atılmadım dedi bana, gururu kırılır. E ne yapacaksın ya? Avans çektim lokelden, konsomasyon yapacağım. Yapma be. Kız, sizin hikayeniz benimkinden çok daha açıklı. Ama ben yine şu an size üzülmüşüm gibi yapıp kendi derdimi düşünüyorum, biliyor musun? İyi kötü, boylu poslu oğlan. Kategorize etmeyi sevmem ama efendi evine sadık bir koca adayı. Bir daha böyle seni bulamayacağım. Niye canım? Artık bu modellerden çıkartmıyorlar. Ben birini bulamayacağım ha? Ya bırak. Bulsan ne olacak? Yeni buldun. İki kere düğünden kaçmış. Ünlülerle magazinlere çıkmış. Handbol topu gibi elden ele gezen kızı alacak mı? Almayacak. O da haklı be. Ya neyse be. Evet her neyse. Aa, bak 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 ne geçiyor. Ne geçiyor? Gerçekleşmeyecek evlilik hayallerin bir film şeridi gibi gözlerimizin önünden geçiyor. Haydi haydi durma, arkasından el salla. Ne hayali canım? Evlenip ne yapacağım ben be? Evlenmeyip ne yapacaksın? Makrame mi? Niye ya? İyi kötü bir meslek yapaydın, meşgale bulurdun. Öyle böyle döndürürdün değirmenini be kızım. Nil'in söylediğinin tam aksisi. Çocuk da yapamadın, kariyer de yapamadın. Sus be! Ne yapacağım böyle be? Öyle deme. Sen hem kızlarının sonuncususun. Değil mi? Kim istemez ki beni? Evet. Evet! Sen türünün son örneğisin Nur Hayat. Her müze seni koleksiyonuna ister. Müzelikliyim ben de. Arkadan liselik, önden müzelik. Onu bana diyorlar bazen. Ay, hadi benim buradaki mesaim bitti. Ay birden benim keyfim geldi. Hoppala bayram. Ben size çok iyiydim. Şimdi salya sivik ağlıyorum hale bak. Öyledir Nur Hayat, öyledir. Çünkü hayat gülerken ağlatır. Hayat gülerken ağlatır, severken ihtiyarlatır. Dünden kalan her iftira biter, neler neler hatırlatır. Gönül sever sever bıkar, gönül gönülleri yıkar. O gün tapar önünde yalvarır, yarın ondan da bıkar. Yakar alevli gözler, yakar alevli sözler. Yıllar bu arta kalan gözler, gözler gökten bir
ışık, gök yerden yer gökten ışık. İster inan sen istersen kız, hayat karma karışık. Hayat görmüş gibi bakıyorsunuz. Arkadaşım sözleniyor, acık özeneyim dedim. Hoş geldin canım. Geç. Hayalet biziz, biz. Ölmüşüz, ağlayanımız yok. Ha. Öteki zombiler de geldi. Aa, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun efendim. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk diyelim. Adettendir. Çiçek. Ay harika. Buyurun oturun, adettendir. Buyurun. Evet beyler, Bora. Sağlam şakaların varsa hızlıca söyle, iş yemeğine geçeceğim. Yok şaka filan. Olsa da zaten artık almam. Espri satın almak neymiş kardeşim ya? Bugün bir düşündüm de çok saçma geldi. Evet. Biz artık seninle arkadaşlık etmek istemiyoruz. Hayda. Nereden çıktı yahu? Bu alerji testini yaptırdın. Acıyı, tuzu, şekeri bıraktın. Seninle tadın tuzun kalmadı yahu. Ya yapmayın beyler. Biz çok iyi anlaşan adamlarız. Bir sabah kalkalım altına squaş oynayalım. Konuşuruz, çözeriz bunları ya. Ne iş? Squaş ne lan? Sabah sabah kalkıp top mu oynayacağız? Yat uyu. Ya bu neyin kafası abi? Ya yapmayın beyler. Ne güzel takılıyorduk işte ya. Ben şimdi yeni beslenme tekniğimle artık özümü buldum. Bomba gibiyim. Özünü sevmedik biz. Kabuğun daha iyiydi. Eski taklitler yok, takıntılar yok. Hezeyanlar, saçma sapan korkular hiçbir yok. E ben oyuncuyum. Ne yapayım böyle adamı? Benden de şaka satın almıyorsun. Ya bu alerji şeyi resmen ekmeğimle oynadı benim ya. Falçata işini bile biraz özlediğimizi itiraf etmeliyiz. Yapmayın yahu. Eskiden kafam gidikti. Şu an gayet karizmatik bir iş adamıyım ben. Karizmatik falan değilsin kardeşim. Yıldırım Bey oldun sen. Bam! Hadi canım. Bırakın bu palavraları ya. Saçmalık dinleyecek vaktim yok benim. İşte bak. Ana! Kurtarın beni. Çay über güzel be. Aa, Deniz fevkalade çay demler Servet Ezciğim. Bir de çok lezzetli yumurta kırar. Yumurta. Maşallah. Deniz aşçı değil hanımefendi. Oyuncu. Tabii ki. Evet. Biliyoruz hanımefendi. Çok hamarat kız börekler açacak umuduyla gelmedik.
Aa, Rıza yemek seçmez ki zaten. O her gün şantiyede soğanlı lahmacunu kıvırarak yiyen kalender bir çocuktur. Soğanlı lahmacun? Her gün. Siz hayatınızda hiç lahmacun yemediniz galiba. Aa, Timur amcam tam bir halk adamıdır yer. Ama yanında 3-5 şişe şarap olacak değil mi? O öyle gider. Görüyoruz, evet. Neyi görüyorsunuz? Babacığım, Servet teyze genelde terasta oluyor ya, temizlik falan. Bizi gözlemleme fırsatı buluyor. Anneciğim, ayrıca herkesin tarzı, keyfi ayrı değil mi? Saygı göstermek lazım. Aa, evet ama lütfen ortalık gerilmesin. Ay, bu bunun içkisine takar, bunlar alkolik der. O onun soğan kokusuna takar, bunlar köylü der. Bunlar çulsuz, onlar sonradan görme. Onun kızı Kart, bunun oğlu Hamza. Kız kazulet, oğlan paytak. Kız ahlaksız, oğlan cahil. Ama takmayın bunları canım. Kız bizim, oğlan bizim, çatlasın kaynanalar. Borcum. Nereden buldun bunu? Kız olacak şey değil. Manyak gibi toto vurdu. Ay, futboldan da hiç anlamam etmem. Artık senin kısmetin herhalde. Ay, çıka çıka bana çıktı. Lafı kime aitse ben onu iade etmek istiyorum. Ablacığım, sen ortaya bırak lafı, sahibi varsa gelir alır. Evet baba. Efendim, gel sebebimiz malum. Daha fazla gecikmesin dedik. Bir zahmet. Kız daha ne kadar bekleyecekti? Biyolojik saat diye bir şey var. Yarın bir gün çocuk şey etsinler. Of, nasıl olacak bu yaşta? Oh, nerelere gittin Zafendi? Durun bakalım biraz. Evet, sebebi ziyaretimiz belli. Allah'ın emri, peygamber... Bir dakika babacığım. Durmak bizim canımıza minnet ama Rıza durmadı beyefendi. Ay, niye dursun Gülistan ablacığım? Mert çocuk. Bazı şeyler yaşandıktan sonra işin adını koymak lazım. Ay, bizim mütasip şeyimize uymayan işler. Uymuyorsa oğlunuzu zapt etseydiniz. Ama anneciğim, sesimizi yükseltmeden. Ha, kızım kandırıldı. Niye? Deniz'in yaşam tarzına çok aykırı bir olay mı? Deniz'in yaşam tarzına aykırı olay bu çocuk. Doğrudur efendim. Baba, devam edelim. Ama ben lafa giremiyorum ki yahu. Biraz saygı, biraz saygı. Efendim, kızıma biraz saygı, kızıma biraz saygı. Ay Timoş, ben şu anda burada olmak istemiyorum. İstemiyorum. Biz de bayılmıyoruz canım. Ben bayağı acı çekiyorum şu an. Vallahi size bunu yaşatmak istemeyiz. Eviniz yakın. Aa. Şerbuz, kalk. Kalk oğlum, kalk, kalk, kalk. Hey. Murat, zehrini kustun. Mutlu musun? Sen yüzüne vazif olma, şeyleri karışma. Baş başa kaldık. Ay, ne mutlu bize. Arıza modunda mısın? Çünkü ufak bir odadayız ve gece uzun. Ya sen kardeşine bak işte. Allah Allah, ben gidip içeride oturacağım. Zaten bebek beni tanımıyor ki. Nasıl tanımaz arkadaş ya? Aynaya bakmak gibi. Ney? Maalesef. Aynı sana benziyor. Maalesef mi?
Kadın olarak çok cazip değilsin. Benziyor mu ya? Baksana. Benziyor diyorsun ha? Dur bakayım. Evet. Az bu şey benziyor sanki. Ha, değil mi? Ne yapacaksın ana? Ne yapacağım? Gidip çalışacağım. Başka ne yapacağım? Yok, Silahattin abi işine. Tülay'ım, o sözleşmeye dikkat et. Silahattin abi o olmazsa boşanmaz ha. Orada yere bırakıyorsunuz bak böyle şeyleri. Bir misafir orada sigara içse, o sigara sözleşmeye değse, sözleşme alev alsa, ay her şey yanar gider. Seni ortadan cart diye yutarım. Sen kimsin? Bir yabancı. Asıl sen kimsin? Ben Nur Hayat Karakaş. Bana yaptığın bu terbiyesizliği burnundan fitil fitil getiririm. Pardon ya, benim bunlara vaktim yok. Aşağı inip 10 saniye içerisinde yeni bir sevgili bulacağım. Ha sen bana papanın dönüp gideceğini sanıyorsun ha? Seni bitiririm lan. Ya bitti abi zaten. Game over. Takılmaca sıkılmaca, okey? Ben senin ayağına sıktırmaca, okey? Hayırdır ya? Nur Hayat değil mi isim? Nur Hayat Hanım. Hiç fark etmez. Sana ayrılan sürenin sonuna geldik. Tarihin geçti bebeğim. Seni dizide attırmasam ne haberdin? Yeni kavga çıkmış ama taraflar net değil. Kime dalacağım ben? Ben ortamlara dalacağım ya. Ömer baydım ben bu kızdan. Ne istediği belli olmayan bir model. Bozuk çıktı bu ya. Sıradaki. Sen benim olduğum yeri terk edemezsin. Ne haddine? Ben terk ederim. Sen de öyle gibi kalırsın arkada. Ay, bir yaşıma daha girdim. Ay kusura bakmayın ne olur. Senden ne ilgisi var? Ben utandım Emir adına. Karşındaki hanım yani. Ne derse desin susacaksın. Şimdi herkes bunu bilmiyor demek. Orçun, ben iyi bir baba değilim, değil mi? Yani hiç yoktan iyisin. Ben de egzersiz yaptım, bunda daha iyi olursun. Ha, ustalık dönemi mi diyorsun? Yok artık, yani o kadar da değil de. Ne peki? Ustalık biraz iddialı olur çünkü yani. Seninki daha böyle bir kalfamsı gibisine. Biz de her konuda kalfalıkta takıldık kaldık ya. Sen hiç bebeğe dokundun mu? Nasıl, sen dokunmadın mı? Yok, ilk gün fotoğraf çektirirken. Çekinme arkadaş, kendi bebeğin gibi ya. Tanımıyor ki beni. Şimdi kucağıma alsam ağlar. Vallahi beni tanıyor. Parmağımı uzatıyorum, tutuyor. Vallahi ama.
Emir'e bak. Ayılıp bayılıyordu. Bir dakikada kızı kenara fırlattı. Aşağı indi. Yeni sevgili bulacakmış. Bu kızın süresi geçti. Ne demek? Bu kız süt mü? Bir duygusal sadakat olur ya. Pes. Nur Hayat'ın yerine Deniz olsaydı. Aman aman aman. Ay beterin beteri varmış. Yok canım, yok canım. Rıza hiç olmazsa daha mazbut bir çocuk. Yani. Çapkınlığı da yok. Gibi ama. Allah korumuş bizi kız. Ay ucuz kurtulmuşuz. Bacağından vurduracağım diyor oğlana. Ya küfürler falan. Aa, Nur Hayat'ın alacası çıktı mı sana? Deniz pıstık kaldı orada, bembeyaz oldu. E Nur Hayat'ın yanında... yine... hani acık... hani daha bir hanımefendi kaldı. Yani tabii... daha uysal mizacılı bir yerde. Yani. Yani. Benim parmağımı tutmaz ya. Ya bir dene. Ya şimdi mikrop falan kapmasın. Kaç kere mafyadan dayak yemiş adamsın. Amma korktun bir bebekten be. Parmağımı tuttu. Dedik. Tuttu bayağı. Tanıyor beni. Tanımadığına yüz vermiyor ki. Gerçekten. Aferin benim kızıma. Ay ne akıllı bebek lan. Artık şuna bebek demesek. Tanıştırayım. Defne. Defne, Selahattin Çakaler. Baban. Ay ne kadar güzel kız ya. Ay aynı ben. Ay. Ümidi keselim. Şişt, yavaş. Konuştuğumuzu duymasınlar. Ne yapalım? Ya baksana konuşamıyoruz bile. Hadi. Sarı yahu sen ne kadar güzel bir şeysin sen. Uy, uy. Ne yaptın? Rezalet kızım ya. Vallahi rezalet. O sözleşmeyi iptal kağıdı vardı ya o. O hukuken geçerli değil.
geniş bostana, kobostancı danayı yemesin lahanayı. Ay, ay kovarım ben o danayı, kovarım ben o danayı. Yemesin benim lahana bebeğimi. Acı bıcı, acı bıcı, acı bıcı, acı bıcı. Ay Defne bebek ne kadar güzelmiş. Bıcı bıcıymış, acı bıcıymış, acı bıcı bıcıymış. Lan bu kadın milleti insanı nasıl maskara ediyor ya? Değil mi? Ha? Aa. Orada mı oturdunuz? Ay öyle hava alıyoruz. Çocukların kavgasından yıldırım çarpmış gibi olduk. Ya sormayın. Neydi o? Kayıkçı kavgası ya. İşte herkesin çocuğu aynı terbiyede, aynı tiniyette değil. Bir adab, bir efendilik yok herkeste. Evet. Ay bizimkiler yine uysal çocuklar, yazık. Onlar da çok üzüldü tabii. İkinci defa böyle. Bir yüzük takılacak diye yaşlandılar ya. Nerede onlar ayol? Aa, kaçıp yıldırım nikah falan yapmasınlar. Sizin oğlan bizim kızı kaçamasın ya. Kızları çok özledim ya, ne yapıyorsun? Bineyim mi? Ay bütün ev böyle sert bir mikroorganizma yaptım ya. Akşam dışarı mı çıksak ha? Ne diyorsun? Dodibara mı aksak? Bineyim. Aşkım rejimini mi bastın inşallah? Ya yemişim rejimini ya. Akşam abba yapalım mı? Ha ne diyorsun? Bora da gelir belki. Öbür sarışın kız için de Deniz'i çağırırız. Kız bu akşam Deniz sesleniyor. Olsun ya, abbaya dördüncü arıyoruz derse gelir belki. Dur. Ne diyorsun? Bünyamin, hoş geldin. Bünyamin değil ya, abbadaki esmer kız. Anna Frint'im ben. Özür dilemeye geldim ama. Yorma kendini. Senin aklın hala Rıza'da. Net anlaşıldı, okey. Ne diyorsun ya? Rıza'dan bana ne? Ne alaka? Niye bin bir numarayla sözü bozdun o zaman? Deli misin, nesin sen ya? Çünkü evlenmesi gereken benim. Artist olan o. Ona ne oluyor ki? Ne? Ne demek şimdi bu ya? Yuva kurması gereken bendim. Deniz ünlü ve yalnız olacaktı. Hem ünlü hem sözlü olmayacaktı. Bu nasıl şey artık ya? Haksızlık. Derdin bu mu? Yok artık, über saçma. Arkadaş rekabeti gibi bir şey yüzünden mi oldu bu kadar olay? Rekabet değil, adalet. Ev kızlarının sorumlusu benim kardeşim. Evlenip güzel evlerde oturup çocuk yetiştirecektim. O da ünlü bir sanatçı olup ödül müdür alıp evinde kedi besleyecekti. Şimdi o ödül alıp ailesiyle evinde kutlarken ben işsiz güçsüz evde kalmış kedili bir kadın olarak törenini evde televizyonda seyredeceğim. Böyle hayat mı olur ya? Ben hayatta olduğum sürece o töreni asla yalnız seyretmeyeceksin. Vallahi mı? Evli mi olacağız o zaman biz? Önce bir sakin olacağız. Ne diyorsun ya, anlamıyorum. Tatlım, o kadar zaman sonra ne olacağını asla bilemem. Ama en kötü arkadaş olacağız. Ve ben olduğum sürece asla yalnız kalmayacaksın. İyi, hiç yok lan. İyidir. Telefonu evde çalıyor. Şekerim her şeyi bırakıp gitmiş. Ay dayanamadı, kızı kaçırdı, görüyor musun? Ay polise haber verelim baba. Bora! Kim arıyorsun? Ay! Ay! Rıza! Oğlum yarın
evin dibine mi girdiniz Allah aşkına ya o? Yoo, siz kızacaksınız ya, gizli gizli asansörde konuşuyoruz. Bir de sürekli bir aşağı bir yukarı çağırıyorlar asansörü. Ne çok gerek giden var apartmana ya. Öf, artık rezillik tabii de. Ne yapalım? Haklı. Rezilliği bitirelim. Efendim, niyetimiz malum. Baba, Çiçi bir şeyler oluyor. Ha, o zaman sizin bu tarafa gelmeniz lazım. Çünkü kız tarafı bu taraf. Doğru, adettendir. Buyurun. Buyurun. Efendim, terasın bu tarafına gelme nedenimiz belli. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınız Deniz'i oğlumuz Rıza'ya istiyoruz diyoruz adet üzere. Vallahi cümle bitti bu sefer ya. Bir düşünelim diyelim Timur. Adettir değil mi? Tabii. Feodal adetleri de hiç sevmem ama. Ay seviyorsun, sevmiyorsun boş ver. Adet yerini bulsun. Çıkar yüzüğü, tak sözlüğünü oğlum, hadi. Tamam. Tabii, adettendir. Hayırlısı diyelim. Kader diyelim, kısmet diyelim. Ne diyelim? Bir dakika. Bir dakika. Adet olduğu üzere biz de cevaben prensipte evet ama bir düşünelim diyelim. Evet ama artık biz bilfiil sözlüyüz. Onun için artık bundan sonrasını zaten siz düşüneceksiniz.